Oh boy. Bugün değişik bir meradayım. Farklı bir yer. İzmir'in farklı bir yeri. Şöyle göstereyim. Güzel bir yer burası. Bakalım, tam karşımda bir kayalık var. Denizin haftasında. Buraya doğru ekmek atacağım, ekmek sarıp atacağım. Bakalım neler gelecek. Ekmek küçük, iğneler saçaklı, saçaklı bir takım var. Dolayısıyla şansım büyük. Ama balığı cezbetmem lazım. Bakalım yapabileceğiz mi, göreceğiz şimdi. Evet, şimdi atışımızı yapalım. Daha nasip diyelim. Haydi bismillah. Yakına düştü. Yani biraz uzağa gitseydi iyiydi. Ama yine de bekleyeceğiz bakalım. Çünkü çok rüzgar var. Rüzgar az olsaydı daha iyiydi. Bizim için. Çünkü erim problemi oluyor. Yani uzak mesafeye atamıyoruz. Ama belli olmaz. Bakalım. Yakında kefaller var. Yani o tarz kefal istemiyorum. Daha önce kefal videosu çekmiştim, güzel. Videolarım arasında bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Short videolar değil de uzun videolarda var. Oradaki mera çok farklı, buradaki mera çok farklı. İnanılmaz farklı iki mera. Burası daha yabani. Daha vahşi bir mera. Aldın mı? Kaçtı mı? Yok, kaçmadı, geliyor. Bir tane aldım. Bakalım ne geliyor? Mera'da ne varmış? Evet, geliyor. Ne geliyor? Bir tane melanur mu bu? Oo, melanur. Kocaman melanur. Of. Mera'ya bak. Harika bir melanur, harika. Mükemmel, çupra gibi olmuşlar. Yemin ederim böyle bir şey yok. Of. Çok güzel, çok. Mera'ya bak. Harika. Melanur var. İnanılmaz melanur var. Yani müthiş melanur var. İçlerinde kefal var mıydı bilmiyorum. Bir ara bayağı büyük bir grup vardı. O grup çok saldırdı ekmeğe ama onları çekemedim. Paramparça ettiler ekmeği. Ama çok büyük. Şimdi Kıbrıs iş yapmamaya başladı. Kıbrıs oldu. Çünkü güneş döndü. Tahminim iğneleri görüyorlar. Gördükleri için tepede olduğu için güneş. İğneler parlıyor. Parladığı için de hayvan gelmiyor büyük ihtimal. Şimdi tek iğne yaptım şu şekilde. Gargona ortası gibi düşünün. Tek iğne. Bu şekilde bir tek iğne bağladım. Amacım iğnenin görünmemesi. Ekmeğin takalım. Evet, bu şekilde geçirdim. İğne altta kalsın. Şu şekilde atalım. Böyle deneyelim. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Çok güzel yere gitti. Harika yere gitti. Evet. Müthiş. Şimdi biraz çekelim çünkü top görünmüyor güneşten. Azıcık çekelim. Evet, oralar güzel. Nasıl olsa top bize doğru gelecek. Rüzgarın etkisiyle, dalganın etkisiyle. Şimdi gözlemleyelim. Ekmek şu anda tek iğnede ama batmıyor. Suyun üstünde. Böyle boşta ekmekmiş gibi duruyor. İğne görünmüyor tabii. İnşallah öyle umuyorum. Bakalım. Böyle bir sistem yapalım dedim. Umarım başarılı oluruz. Tabi beklemek lazım. Şimdi dalga çok. Durgun su olsa farklı olur. Hayvan geziniyor sonuçta. Hazır asker gibi orada beklemiyor. Arada sarıyorum çünkü boşluk oluşuyor. Top bize yaklaştığı için. Şurada iri taşlar var. Kaya var. Oraya takılabilir. Arada sarmak lazım. Çok da germeden. Çünkü topun uzun sürede orada kalması için çok gelmemek gerekiyor bir yandan.
Evet, şu anda arkasında bir hareket var. Hareket var arkadaşlar. Aha aldım. Aldım. Ama küçük bir şey mi? Yok değil. Kayaya girme. Hop geliyor. Harika bir balık daha. İnşallah kaldırırken kaçmaz. Çok güzel balık, çok güzel. Harika balık. Of. Müthiş balık. Müthiş bir balık daha. Harika. Müthiş, kadraja sığmıyor yemin ederim. Çok böyle bir güzellik. Harika bir balık. Hop gitti. Az kalsın kaçıyordu. Bugünkü avımızı kısa kesmek zorunda kaldık. Çünkü inanılmaz dalgalı, inanılmaz rüzgarlı bir ortam var. Dolayısıyla kısa kesmek zorunda kaldık. Bu iki tane güzelliği yakaladık. Çupra gibiler. Elanırlar. Şimdi mera isimlerini soranlar olacak. Meralar. Mera isimlerini vereceğim. Tabii ki ilerleyen videolarda tek tek açıklamalarda bulunacağız. Meraların yerlerini söyleyeceğiz. Saklama gibi niyetimiz yok. Takipte kalın, beklemede kalın. Herkese rast gelsin.